Enes Canlı bizi bekliyor. Bir detayları alalım. Hemen bölgeye, sıcak bölgeye gidelim. Enes'e sözü bırakalım. Neler yaşandı? Bir bilgileri alalım bize, sağlıklı bilgileri. Sonrasında devam edelim hocam. Enes, söz sende. Merve, sabah saatlerinde İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya şehrine bağlı Gililot bölgesinde bir otobüs durağına bir kamyonun daldığı bildirildi. Hemen şunun altını çizelim. Gililot bölgesini biz 1 Ekim'de İran'ın, İsrail'in düzenlediği balistik füze saldırısında hedef alınan Mossad ve İsrail siber istihbaratına ait 8200 isimli birimin kullandığı ortak üs olarak üse ev sahipliği yapmasıyla da biliyoruz. Hemen olaya dönecek olursak bir kamyon bir otobüs durağına daldı. Olayda en az 40 kişinin yaralandığı ifade ediliyor. Bunlardan 16'sı hastaneye kaldırıldı ve 4'ünün de durumunun ağır yaralı olduğu bildirildi. Şu ana kadar saldırganın kimliğine veya sağlık durumuna ilişkin yapılan henüz bir açıklama yok. Saldırganın kimliği henüz belirlenmedi. Bu Gililot'ta bahsedilen nokta genelde bölgede bazı İsrail askeri üsleri de bulunuyor. Ve bu İsrail askeri üslerinin önünde başka karargahlara gitmeyen, başka noktaya gitmeyi bekleyen ya da bu üsten ayrılan bazı İsrail askerlerinin otobüs duraklarında beklemesi de bölgede sıkça yaşanan manzaralardan, bölgede sıkça karşılaştığımız manzaralardan. Şu ana kadar henüz saldırı istenen olmadı. Filistin siyasi ve silahlı direniş örgütlerinden henüz saldırıyı üstlenen olmadı. Ancak elimizdeki bilgiler başkent Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya kentine bağlı Gililot bölgesinde bir otobüs durağına bir kamyon daldı. Burada en az 40 kişi yaralandı. Bunlardan 16'sı hastaneye kaldırıldı ve 4'ünün de durumu ağır yaralı. Teşekkür ediyoruz Enes, paylaştığın bilgiler için. Son gelişmeler bu şekilde sevgili izleyenler. Mossad karargahı yakınlarında bir otobüs durağına kamyonla saldırı düzenlendi. Ve en az 40 yaralı olduğu bilgisi var. Henüz sen de söyledin Enes ama kimin üstlendiği belli değil. Peki hani sen hep o bölgedesin, bir düşüncen, bir görüşün vardır, bir değerlendirmen vardır diye de düşünüyorum. Tahminen kim yapmıştır ya da üstlenecektir? Merve, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze şeridine başlayan saldırıların ardından bölgede sadece İsrail'in kendi içinde bulunduğu bu 48 toprakları diye isimlendirebileceğimiz işgal altında olmayan kendi egemen bölgeleri, gerekse de işgal altındaki Batı Şeria, işgal altındaki Doğu Kudüs, tüm bu bölgelerde Gazze şeridindeki şiddete karşılık Filistinlilerin de İsrail hedeflerine yönelik, İsraillere yönelik buna benzer şiddet eylemlerine tanık oluyoruz. Özellikle İsrail'in bölgede arttırdığı sadece şiddeti değil, aynı zamanda Filistinlilere yönelik baskısı da adeta onlara uyguladığı gerek yargısı, gerek polisi, gerekse diğer idari kurumlarıyla üzerlerine indirdiği demir yumruğa karşılık olarak bölgedeki Filistinlilerden de gerek Filistinli silahlı direniş örgütlerine bağlı grupların, eylemcilerin, gerekse Yalnız Kurt diye isimlendirebileceğimiz eylemcilerin bölgede benzer şiddet olaylarına özellikle 7 Ekim'den sonra daha sık tanık oluyoruz. İlerleyen saatlerde bu eylemin acaba Filistinli bir silahlı direniş örgütü ne mensup birisi tarafından mı, yoksa bölgedeki olaylara tepki olarak bir Filistinli kişinin Yalnız Kurt olarak eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini öğreneceğiz. Evet, bu da ihtimaller dahilinde belki Hizbullah güçleri ya da bir Filistin direnişi hareketi de olabilir aslında. Şimdi şunu da merak ediyoruz. Bu Gililot üssü yakınlarındaki otobüs durağında gerçekleşti. Bir Mossad karargahı yakınları. Bu üssün önemi nedir peki? Gililot askeri üssü uzunca süredir İran, Lübnan Hizbullah'ı bu gerek İran'ın gerek İran'ın bölgede vekili olarak kabul edilen Lübnan Hizbullah'ının
hedefinde, merceğindeydi. Özellikle Lübnan Hizbullah'ın askeri lideri Fuat Şükrü'nün öldürülmesinin ardından o dönem hareketin genel sekreteri olan Hasan Nasrallah düzenlediği bir saldırıda bu üssü hedef almayı amaçladıklarını söylemişti. Burası hem Mossad'a ev sahipliği yapıyor hem de özellikle İsrail'in siber dijital istihbarat birimi, İsrail ordusuna bağlı 8200 birimine ev sahipliği yaptığı biliniyor. Bunun yanı sıra diğer İsrail ordusunda Lübnan Hizbullah'ını takip etmek için ayrıca kurulan bir alt biriminde burada görev yaptığı ifade ediliyor. Özellikle İsrail'e atfedilen Lübnan'daki çağrı cihazları ve telsizlerin patlatıldığı saldırının da burada planlanmış olabileceği dile getiriliyor. Bunun Mossad ve İsrail Siber Dijital İstihbarat Birimi 8200 isimli birimin ortak bir çalışması olabileceği iddia ediliyor ve bu üs bu yönüyle de öne çıkıyor. Kısaca hatırlayacak olursak az önce söylediğim gibi Lübnan Hizbullah'ının bir önceki genel sekreteri Hasan Nasrallah ki kendisi yakın zamanda İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. İsrail'e düzenledikleri kapsamlı bir saldırıda bu üssü hedef almayı amaçladıklarını söylemişti. Bu hem roketli hem SİHA'lı kombine bir saldırıydı. Yine aynı şekilde son geçtiğimiz ayda Lübnan Hizbullah ve İsrail arasında şiddetlenen çatışmada Lübnan Hizbullah'ı yine bu üssü hedef almayı amaçlamıştı ve yakınlarında 6 numaralı bir otoyol var. Kendisi bu İsrail'in kuzey güneyini bağlayan ana arterlerinden biridir. Buraya bir roket isabet etmişti. Yine hemen yakın tarihe dönecek olursak da 1 Ekim'de İran'ın İsrail'e düzenlediği bugüne kadarki en kapsamlı, en büyük saldırısında da bu Güllot üssü yakınlarına bir yine füze düşmüştü. Bölgede çok büyük bir krater açılıp kocaman bir çukur ortaya çıkmıştı. Bu dönemde de Güllot üssü ismi öne çıkmış ve İran'ın bu üsse ilişkin, Hizbullah'ın bu üsse ilişkin istihbaratının elinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Peki bu Hizbullah tarzı bir saldırı mı sence? Hizbullah'ın bölgede genellikle İsrail içinde bu tür bireysel diyebileceğimiz yalnız kurt diye isimlendirilebilecek saldırılara ilişkin çok fazla yakın tarihte özellikle bir mazisi yok. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Bölgede Filistinliler genelde ellerindeki İsrail'e karşı kullanabilecekleri araçlar sınırlı olduğu için bu tür bölgede bu tür tepkisel saldırı İsraillere yönelik bu tür şiddet eylemlerine başvurabiliyor. Zaman zaman bu tür eylemleri düzenleyenler Filistin Silahlı Direniş Örgütlerine mensup kimseler olabiliyor. Ancak genellikle de Filistinliler arasında İsrail'in bölgede uyguladığı baskı ve şiddete tepki olarak da bu tür eylemler gerçekleştirilebiliyor. Yani sen diğer ihtimali sanki biraz daha fazla görüyorsun. Yalnız kurt olarak yani bir artık tüm bu yaşananlar sonrasında yani Filistinli bir hareket olabilir düşüncesindesin. Doğru mu anladım? Henüz konuşmak için erken ancak olayın oluş biçimi, yeri bu tür benzer olaylara geçmişte baktığımızda bu tür olayların genelde eylemi gerçekleştirenler ağırlıklı olarak Filistinli çıkıyorlar. Ve zaman zaman da bu Filistinler belirli silahlı direniş örgütleri veya Filistin'in farklı siyasi fraksiyonlarının mensupları olabiliyorlar. Ancak çoğunlukla da bu tür araçla ezme saldırılarında genel olarak baktığımızda profilde yalnız kurt eylemlerine de bu bölgede çok sık biçimde rastlıyoruz. Peki otobüs durağının bulunduğu kısım yani biraz belki teknik mi olacak bilemiyorum ama o noktaya kadar kamyonla girilebilecek şekilde mi? Çünkü Mossad karargahının yakınından bahsediyoruz ki oranın ciddi bir koruma önleminin alınması gereken bir yer. O noktaya kadar gelebilmesini nasıl yorumlarsın? Saldırının gerçekleştiği yer Mossad karargahı yakını olarak geçiyor. Ancak burası bir otoyol kenarında geniş bir
Çok birden fazla yolun birleştiği bir kavşağın kenarında yer alıyor. Mossad karargahsa o kavşakların yanında içeride bir noktada konuşlanıyor. Buranın doğrudan Mossad karargahının önündeki otobüs durağı gibi tasavvur etmemiz yanlış olur. Ancak Glilot isimli bölge geniş bir bölge, geniş bir belde. Bu beldede bir otobüs durağına düzenlenen bir saldırı. Az önce de aktardığım gibi bölgede sadece Mossad karargahı da yok. İsrail ordusuna ait farklı askeri üsler de bulunuyor. Bu askeri üslerden ayrılanlar farklı şehirlere gitmek istediğinde bölgedeki otoyoldaki otobüs duraklarını kullanabiliyor. Dolayısıyla otoyolun kenarındaki bir otobüs durağı olduğunu varsayarsak veya bir yolun kenarındaki otobüs durağı olduğunu varsayarsak bir otobüs ulaştığı gibi buraya kamyonun da rahatlıkla ulaşabileceğini varsayabiliriz. Evet, toplu halde askerlerin o noktada olduğu ve bir ezme girişimi olduğu bilgisi yine bizimle de paylaşıldı. Mete Hocam, sizin bölgedeki deneyimli muhabir arkadaşımız Enes Canlı'ya bir sorunuz var mıdır? Esasen bu bir tespit açısından Filistinlilerin bir intifada mantığı adı altında buna yönelilebileceği noktası da önemli diye düşünüyorum. Peki buradaki özellikle iç kamuoyunda yayınlarda nasıl yansıtılıyor devlet tarafından, İsrail devleti tarafından bu saldırı? Hani bir saldırı deniliyor ama net bir şey var mı İran veya vekil güçleriyle ilgili? Bu ihtimal üzerinde henüz durulmuyor. Şu an sadece saldırıya ilişkin yaralı, son durum, bölgede neler oluyor, bununla ilgili bilgiler aktarılıyor. Hemen dikkat çekici bir noktayı daha aktarmak isterim. En dikkat çekici olanı bu olayla ilgili son dakikalar henüz önümüze düşerken İsrail ordu sözcüsü Lübnan'ın güneyinde öldürülen, çatışmalarda öldürülen 3 subay ve bir askerin ailesine haber verildiğini ve Lübnan'ın güneyinde öldürülen 4 askerin isminin açıklandığını, isminin kamuoyuyla paylaşıldığını duyurdu. Yani burada bu askerlerin 4 askerin öldüğünü değil, bu olay sırasında öldüğünü değil, bilakis bu askerlerin ölümünün tespit edildiği, ailelerine bilgi verildiği, ailelerinin bilgi verilmesi dahilinde razı olmaları durumunda da bu isimlerin kamuoyuyla paylaşıldığını söyleyebiliriz. Bunun bu kadar yoğun bir bütün gözler bu Tel Aviv yakınlarındaki Gillot'a çevrilmişken böyle bir açıklamanın yapılması da bir yanda dikkat çekici. İsrail ordu sözcülüğünün bunu bu yoğun gündemin arasına sıkıştırma tercihi de aynı şekilde dikkatimizi çekiyor. Evet, yine bir taraftan takip ediyoruz biz de çünkü sıcak bilgiler yeni yeni ulaşıyor. Bir taraftan İsrail medyasını da takip etmeye çalışıyoruz orada neler söyleniyor diye. İsrail Acil Yardım Servisi Kızıldavut Yıldızlı Sözcülüğünden yapılan bir açıklama var. Sağlık ekiplerinin onlarca kişiye olay yerinde müdahale ettiğini belirtmiş ve yaralı sayısını tabii ki öncesinde 16 olduğunu söylemiş ama şu anda gelen bilgi 40 yaralı olduğu yönünde. Yine o İsrail Devlet Televizyonu kanın muhabiri de 40 olduğunu doğrulamıştı. Tekrar hatırlatalım sevgili izleyenler. İsrail Tel Aviv'den görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor şu anda. Ve bir araçla ezme girişimi ismi verildi bu saldırıya. Mossad karargahı yakınlarında bir otobüs durağına kamyonla direkt girildiği var ve orada bulunan birçok askerin olduğu bilgisi de var. Ve o noktada birçok kişinin de yaralandığı, 40 kişinin yaralandığı bilgisi var. Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot üssü yakınlarındaki bir otobüs durağında gerçekleşti. Hemen yanında da Mossad karargahı olduğu bilgisi var sevgili izleyenler. Enes Canlı da Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı bizimle birlikteydi. Bölgedeki son gelişmeleri bize aktarmıştı. Enes Canlı'ya da biz yine çok teşekkür ediyoruz. Bölgedeki sıcak gelişmeleri aktardı bize. Neler yaşandığının detaylarını paylaştı. Bölgede çünkü ciddi bir deneyimi var Enes'in de ve o noktada ilk sıcak gelişmeleri de kendisinden dinledik. Teşekkür ediyoruz Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı'ya. Evet sevgili izleyenler, bir taraftan da bir yetkilinin açıklama yaptığını görüyoruz an itibariyle.
מדובר בערבי ישראלי, כרגע אנחנו יחד עם שירות הביטחון הכללי, מנסים לברר את הזהות ולקבל ודאות מוחלטת, ברגע שיהיה לנו נעדכן אתכם בהתאם. כלל הפצועים מהזירה פונו לבתי חולים, Evet, bir yetkili açıklamalarda bulunuyor sevgili izleyenler. İlerleyen dakikalarda nasıl açıklamalar yaptığına dair bilgiler de elimize ulaşmış olur. Ancak o noktada İsrail medyasının da yoğun ilgisi olduğunu ve yetkililerden de açıklama beklendiğini de görüyoruz.